Teşekkürler kıymetli yorumlarınız için. Şimdi bir diğer konuğumuz Daikin CEO'su Hasan Önder olacak. Hasan Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Harkan'ım. Şimdi Hasan Bey, özellikle iklimlendirme sektörünü çok fazla açıkçası değerlendirmedik. O yüzden sizin yorumlarınızı da çok değerli buluyorum bu anlamda. Çok fazla üzerine konuşulmuş sektörlerden bir tanesi değil. İsterseniz biz burada artan emtia fiyatları, çip krizi, tedarik krizi, tüm bu krizler üretim süreçlerine nasıl yansıdı? Maliyetleri, operasyon maliyetlerini nasıl etkiledi? Buradan başlayalım, ardından diğer konularımıza da geçiş yapacağız. Ya tabii bütün dünyada aynı anda olan kriz bizi de etkiliyor. Bu kaçınılmazdı zaten. Yani Çin'in üretimi kısması veya sıfır Covid mücadelesi. Çünkü bir anda limanı kapatabiliyor Çin veya şehri kapatabiliyor Covid endişesiyle. Bu tedariğin kısılmasına sebep oluyor. Tedarik kısılırsa veya arz kısıtlı olursa tabii ürünlerin, emtianın fiyatı doğal olarak artıyor. Bir de emtianın ağırlıklı, Çin artık atölye gibi, dünyanın atölyesi gibi düşünebiliriz. Bazı emtialarda Çin'e bağımlılık dünyada sıkıntılara sebep oldu. Çünkü ürün gelmeyince, ham madde gelmeyince, parça gelmeyince finish product, bitmiş ürünü yapamıyorsunuz. Bu ciddi sebep teşkil ediyor. İkincisi tabii yine Çin'in sıfır karbon mücadelesi. Onlar da sürdürülebilirlik, çevre açısından sıfır karbon hedefine ulaşmaya çalışıyorlar 2050'den sonra. Fakat bu da bazı fabrikaların kapatılmasına sebep oluyor veya kısıtlı çalışmasına sebep oluyor. Bir nevi Çin'in faydasına olabilir çünkü ekonomilerini yavaşlatmak istiyorlardı, fiyatları yukarı çekmek istiyorlardı. Tabii aynı anda bütün dünya buna hazır değildik. Yani hepimiz bir şekilde ölçek ekonomisinden dolayı bazı mamuller o bölgeden geliyor. Bir anda kargaşaya sebep oldu, enflasyona sebep oldu, yüksek faiz beklentilerine sebep oldu. Şimdi bunun içinden çıkmaya çalışıyoruz. Evet. Bir de üzerine 2019 sonrası pandemi eklendi. Bu da tuz biberi oldu. Daha doğrusu pandemi daha önce geldi, diğeri üzerine tuz biberi oldu diyeyim. Evet. Şimdi ikisiyle birlikte mücadele ediliyor ama talep bitmiyor. Yani talebin de kesildiği yok şu an. Mesela 2020'den yine çok daha iyi geçti. Bir de böyle bir durum var. Çok kısa bir giriş yaptım ama. Evet, şimdi oraya değineceğim. Özellikle artık insanların evlerinden ofislerine dönüşlerinin de başlamasıyla kurumsal alanda da sanıyorum talep güçlenerek artacaktır bu noktada. Ama sizi dinlerken şöyle bir noktaya değindiniz. Çin'e bağımlılık en çok sıkıntı yaratan faktörlerden bir tanesiydi dediniz. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi sıfır vaka politikası kapsamında bir şehirde ufacık, yani bir vaka çıktığında dahi bütün şehrin komple önlem altına alındığını biliyoruz. Aynı şekilde Güney Kore, Hong Kong'da benzer uygulamalar yaptı. Sizin de söylediğiniz gibi dünyanın atölyesi konumunda olan ülkelerde böyle sıkı önlemler olması da ciddi anlamda problem yarattı. Peki, enerji bağımlılığını azaltmak için ülkeler yeni eylem planları da geliştiriyor. Yeşil enerji her zamankinden daha önemli, daha gündemde. Dolayısıyla ben bu konuda sizin de değerlendirmelerinizi merak ediyorum. Ya tabii bu sürdürülebilirlik projeleri, yeşil enerji, sıfır karbon, işte sera gazı etkisinin azaltılması yeni sektörler de oluşturuyor. Doğal olarak eski ürünlerin artık azaltılması gerekiyor. Yenilenince yeni ürünler gelmesi gerekiyor. Bir yandan da enerji ihtiyacımız var. Ukrayna-Rusya gerilimi de tabii enerji fiyatlarındaki inanılmaz artış bir yandan tekrar yenilenebilir enerjinin önemini gündeme getirdi. Şu an hemen hemen dünyadaki bütün şirketler, Daikin dahil, yenilenebilir enerji üzerine yoğun yatırımlar yapmaya başladı. Tabii enerji verimliliği yine birinci ön planda çünkü ürünler değişince artık bizim enerji tüketimini de azaltmamız lazım. Bir de yüksek hava kalitesi iklimlendirme sektörü için bu salgınlar bugünden yarına bitecek gibi durmuyor. Her ne kadar Covid etkisi azalsa da başka varyantlar olabilir mi endişesi veya başka virüslerin yayılımı olabilir mi endişesi iç hava kalitesinin önemini de gittikçe ön plana çıkarıyor. Bu iklimlendirme sektörü için bir avantaj aynı zamanda. Yani hem enerji sektörünün negatifliği var fakat artan da bir talep var. Türkiye'nin ciddi avantajı var bu konuda. Tabii ki Çin önemli bir faktör ama artık bütün global şirketler üretimlerini farklı merkezlerde konumlama ihtiyacını hissediyorlar ve yatırımlar ona göre dağılıyor. Şimdi bizim de hitap ettiğimiz nüfus ve jeopolitik avantajımızdan dolayı önümüzdeki günlerde ben Türkiye'nin şansının çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Özellikle bizim sektör için.
Evet, öngörmenin aslında son derece zor olduğu günlerdeyiz. Belirsizliğin çok yüksek olduğu günlerdeyiz. Dolayısıyla ben size aslında biraz daha derin bir şekilde 2022 beklentilerinizi sormak istiyorum ama sizin de bahsettiğiniz gibi hali hazırda bir yerde bir jeopolitik kırılım yaşanıyor. İşte diğer yandan pandeminin etkilerinden kurtulmaya çalışıyoruz ama şu an her ne kadar önlemler gevşetilmiş olsa da yarın ne olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla böyle bir belirsizlik var. Bu belirsizlik ortamında sizin peki operasyonlarınız açısından öngörüleriniz neler olacaktır? 2020'yi aslında 2022 için olumlu görüşler vardı bütün dünya genelinde. Büyümeleri biliyorsunuz, herkes arttırmıştı. Şu an revize ediliyor büyümeler. Çünkü Covid etkisinin azalacağı, işte talebin tekrar eskiye döneceği, talep zaten vardı, arzın eski seviyelerini yakalayacağı beklentisi vardı. Fakat bu gerçekleşmiyor gibi duruyor şu an. Çünkü yani artık bir şeyler oturdu, tedarik zincirindeki kırılma hemen çözülmüyor. Yani bu bir süreç, belki 2-3 yıl devam edecek bir süreç. Şimdi enflasyonist ortam sadece Türkiye için değil, biz alışırız, biz daha iyi yönetebiliriz enflasyonu ama Amerika, Avrupa buna çok alışık değiller. Onlarda ciddi problemler var, bir şaşkınlık var hattı zatında. Hem halkında hem yönetimlerinde. Doğal olarak çok sıkı bir yıl bizi bekliyor. Biz tabii ki yani kendi şirket bazında söyleyeyim, biz yine büyüme hedeflerimiz var. Çünkü çok ciddi yatırımlar yaptık. Avrupa'dan ciddi talep var. Covid etkisinde dahi biz çok iyi çalıştık. 3 vardiya çalıştık. Hemen hemen çoğu fabrikalarımız Türkiye'deki 3 vardiya çalıştı. O yüzden ihracatımız arttı. Ve artarak devam ediyor. Bir önceki yıla göre Covid etkisi olmasına rağmen 100 milyon euronun üzerinde ihracat arttırdık. Bu şeyin belirtisi şu an yeni yatırımlarla birlikte çok hızlı ihracatta artışlarımız devam edebilir. Eğer tedarik zincirinde çok büyük kopukluk olmazsa, çünkü aynı sıkıntıyı biz de yaşıyoruz. Bazı ürünlerde termin veremiyoruz, bazı ürünlerde gecikmeler yaşanıyor veya komponent bulmakta zorluk çekiyoruz. Bu da bizim lokal pazara yönlenmemize, iç pazarı, iç tedarikçileri geliştirmemize bir fırsat oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte maksimumda aşmaya çalışacağız ama çok zor bir yıl bizi bekliyor. Yönlendirmek istiyorum size. Çok hızlı cevabınızı rica edeceğim. İç pazara yönlenmek durumunda kaldık dediniz. Hem üretim için sanıyorum tüketim için de benzer bir projeksiyon geçerli. Peki enflasyonist kaygıların da arttığı bir dönemde iklimlendirme sektörü için neler söyleyebilirsiniz? Yani talebin enflasyon seviyelerinin bu derece olmadığı noktada ne kadar yüksekti, şu an ne kadar yüksek? Bunu kıyaslarsak nasıl bir tablo öngörüyorsunuz? Şimdi tabii biz mühendislik firması olduğumuz için aynı zamanda inşaat sektörüyle belli bir frekansta çalışıyoruz. Yani inşaat sektöründeki durma bize hemen yansımıyor. Çünkü inşaatların tamamlanması lazım. Aslında biz 2022'deki projelerimizi görebiliyoruz. Ne kadar bir pazar var, nasıl bir ilerleyecek, yüzde kaçı realize olabilir. Şu an enteresan bir şekilde 2022'deki pazar 2021'den fazla gözüküyor. Yani bu kurumsal tarafta. Hala elimizde canlı, dinamik bir pazar var. Bir ikincisi bu enflasyondan dolayı ürünlerde öteleme olmuyor. Yani çok hızlı alıma geçmek istiyor firmalar. Çünkü bir sonraki ayda aynı fiyata alamama ihtimali var. Çünkü dolar bazında, euro bazında hem komponentlerdeki artış hem dışarıda da enflasyonun olması daha hızlı bir satışa dönme var. Şu an pazarda öyle büyük bir sorun yaşanmıyor ama ne kadar gider bilemiyorum olarak. Peki çok teşekkür ederiz. Daikin CEO'su Hasan Önder bizimleydi. Teşekkürler değerli yorumlarınız için. İş dünyasının sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere.